Bunlar din maskeli dinsizlik mi Aynen. yapmış oluyor? Ve bu müşrikler bu coğrafyada hep kaybetmiştir. Onu da söyleyelim. Demin adı geçen İskilipli şeyler, Mustafa Sabriler, hatta İskilipli Atıflar, Dürrizadeler sonlarını okusunlar tarihte. İskilipli Bunların Atıf, üzerine şimdi İskilipli Atıf, çalıştık. Ve hakikaten de hainin ve zalimin önde gidenlerinden biri. Önde gidenlerinden Tabii. biridir. Ben son çalışmamda bütün Tabii. belgeleriyle ortaya koydum o ihanetin boyutlarını. Ve hakikaten de kaybetmişlerdir. Şimdi onu yurt dışına şapka Risalesi'nden asıldı diye utanmadan yalan söylüyorlar. Koca bir yalan. İskilipli Atıf Şapka Risalesi'nden asılmadı. Dur şunu hemen söyleyeyim. Açıklayalım, evet, ben de hiç utanmadan bazıları hala bunu tekrar ediyor. Ve kötü niyetli olmayanlar da var bu tekrar yapanlar için. Bilgisizlik. İskilipli Atıf Şapka Risalesi'nden Giresun İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı, beraat etti. Ve mahkeme heyetiyle birlikte o gün aynı vapurda İstanbul'a döndü. Evet, kendisi daha, şöyle söylüyor zaten. Bir dakika. Daha sonra baba eski müftüsü yine bir Yunan ajanı hain. Ali Rıza. Neydi o? Ali Rıza. Ali Rıza ile birlikte aynı suçu işlediği için vatana hıyanetten bu defa Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından derdest edildi. Yargılandılar. Mahkum oldular vatana ihanetten ve ikisi de aynı yerde idam edildi. İla cehenneme zümera. Şimdi hala adamlar bu gerçek ortada dururken Şapka Risalesi'nden asıldı, onu mazlum ilan ediyorlar. Vatana hıyaneti. Yahu Şapka Risalesi'nden beraat etti adam. O İstiklal Mahkemesi'nde ve şeyde Giresun'da. İdamına hükmeden mahkeme Ankara İstiklal Mahkemesi. Ve idamın gerekçesi de anayasayı ihlal ve vatana ihanettir. Yayınlamış olduğu bildiri tabii çok şeydir, yani ilginçtir. Onun bugünlerde okunması lazım. İki bildirisi var. Tali İslam Cemiyeti'nin yayınladığı, İskilipli Atıf'ın da imzası olan biri Ağustos 1920 tarihinde. Bak isme hatta, bak. Bir dakika. Öbürü de Ağustos 1920'de. Sen demin dediğin işte. Allahu Ekber'le evet. 10 milyon insanı. Şimdi bakın. Teali İslam. Ha, adı evet. Hıyanetin markalarından biridir. Değil mi? Teali İslam. Evet. Şimdi o bildiride bildirilerde hakikaten çok ilginç ifadeler var. Yani onları okumak lazım. Bir kısmından izin verirseniz biraz alıntı yapayım. O Teali İslam Cemiyeti'nin yayınladığı bildiri ve İskilipli Atıf Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanırken bu bildiriler önüne konulmuş tabii. Yani sen sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Cumhuriyet dönemindeki kışkırtıcılıkların onlara, dışında. Onlara hiç temas etmeden adamı masum ilan eden namussuzlara ne demek lazım? Ay şimdi bir de burada bunlar ne peki? Yayınlanan bildiri hakikaten ben bazı bölümlerini hatta okuyamayacağım. Televizyonumuzun kapanmasına yol açabilecek ağırlıkta ifadeleri var. Mustafa Kemal'e ve kurtuluş mücadelesine yönelik ithamları var. Şimdi ne diyor bakın. Anadolu'da Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye maskaraları ortaya çıktı diyor. Yunan askerlerinin önünden namerdane bir suretle bunlar kaçarken zavallı saf ve gafil ahali ve askerlerden topladıkları kuvvetleri düşmanla harbe tutuşturmak ve siz mevkinizde sebat edin, biz şu taraftan onların arkasını çevireceğiz tarzında yalanlar ve hilelerle savuşup kaçarak zavallı askerlerimizi ve halkımızı boşu boşuna kırdırmak usulünü takip ediyorlar. Kütüğü şeref. Biçare millet bu yan kesicilerin hilelerini, desiselerini hala tamamen anlayamamıştır. Yazık, bin kere yazık ki gerek harp içinde gerek mütarekeden sonra memleket bunların fitne ve fesadı uğruna milyonlarca evladını telef ediyor da Talat, Enver, Cemal ve Mustafa Kemal vesaire gibi 5-10 şakinin yani eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakarlığı göze alamayarak memleketi ve kendilerini ebedi tehlikeden kurtarmak ve selamete çıkarmak yolunu idrak edemedi ve hala da edemiyor. Şimdi sevgili Yaşar Nuri Öztürk Hoca biraz önce dedi ki o kadar yolsuzluk, hırsızlık yapılıyor, üstü örtülüyor dedi. Ve bu pişkinlikle yapılıyor dedi. E şimdi bu nedir hocam? Yani kurtuluş mücadelesine karşı cephe alacaksın. Öbür taraftan o mücadele için kelleyi koltuğa alıp Anadolu'da olağanüstü bir mücadele gerçekleştiren Mustafa Kemal ve arkadaşlarına şaki diyeceksin, eşkıya diyeceksin ve milleti eleştireceksin. Millet diyor onların vücutlarını diyor ortadan kaldıracak Tabii. diyor. Feraseti, cesareti gösteremiyor. Yazıklar olsun bu millete diyor. Ve Yunan, buradaki pişkinliğe bak. Yunanlılara karşı çıktıkları Tabii. için Yunanlılara Tabii. acıyor. Tabii şeyin bir bölümü bir yani. Sözünden çok bahsettiler. Uzun bir. Doğru evet. mu şeyin bir fakat çok beni heyecanlandırdı. Çok bana hakikaten coşku verdi.
Haydar Baş Hoca. Evet. Benim ben tanırım kendisini. Hemşehrim ve evet. iki sınıf önümüzde aynı mektepte okuduk Trabzonlu olarak. Şimdi demiş ki çok hakikaten heyecanlandırdı beni. Bunu astılar bu Atıf haini için. Evet. Bu asma onu çıkarıp mezarından birkaç defa daha söyledi. Asmak lazım diye. Söyledi, onun lafıdır. Evet. Yani o kadar beni heyecanlandırdı söylemiştir, ki. Doğru. İşte Müslüman şuuru bu. Ama hocam şimdi bir de Sayın Başbakanım biliyorsunuz bir yeni bir İstiklal Savaşı'ndan söz ediyor. Tabii yani anlaşılır gibi değil. Tabii anlaşılır o İstiklal Savaşı'nı yani buraya bağlamak aslında. Hayır verdiler. Tabii. İşte bu o İstiklal Savaşı'nın öncülerinden biridir. Yalnız o İstiklal Savaşı'nı verenlerin kutuları yoktu. Para koyacak kutular, paraları olmadığı ya sen gibi boş ver onu, para olacak kutuları yok. Sandıklarla cephane taşıdılar. Hayır, kutuları sandığı yok. Vardı. Şimdi başbakanın 5 tane uçağı var beyefendi. Yürü yoktu o zaman. Orası önemli. Sandığı vardı onların. Yani 5 tane uçağı evet. Başbakanın var. Abdüllatif Şener bu ekranlardan söyledi. O zaman kutu mutu yoktu, ekmek yoktu. Yok, hakikaten yok. Şeyi biliyorsun, evet. Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nde... Bilmez miyim? Nasr Müfit Kansu anlatır sıkıntıları. Rütbeleri alınmış. Alındı 7-8 ordudan, Temmuz. Görevinden azledilmiş. Lete döndü. O akşam diyor, iki gün önce beni evet. evlerinde konaklarında misafir etsinler diye etrafımda dolananlar, herkes bir kenara çekildi. Ben diyor o akşam... Eski pencereleri bilirsin özellikle evet. Soğuk yerlerde kalın duvarlarla. O pencerelerden birinin üstünde o araya giriyor. Bir parça kuru ekmekle tedarik edebildiğim bir parçacık da helvayı yiyerek o gece o pencerenin kovuğunda diyelim veya aralığında sabahladım diyor kıvrılarak. O geceler çok devam etmiştir ta 1921'e kadar. Tabii. Devam gayet eder tabii, hocam. Ankara'da yaşadığı sıkıntılar, tabii. Birinci Meclis'te milletvekillerinin yaşadığı dediğin, sıkıntılar. O istiklal mücadelesi evet. diyorlar ya. Hah, işte o şeyin başlattığı mücadeledir o. Ama kusura bakmayın bunda başarılı oldular. Bakın müdafaa-i hukukun bütün mirasını çökerttiler. Öyle mi değil mi? Maalesef. Müdafaa-i hukukun mirasını 1946'dan beri çökertmek için bir proje gerçekleştirildi. Son 11 yılda da geldiğimiz nokta ortada. Onun heyecanı, ortada. Onun evet. azmışlığı, onun kibri, onun mağrurluğu içinde bakın karşısındakileri hayvan sürüsü gibi görüyor. Milleti hayvan sürüsü gibi görüyorlar. Ve diyor ki benim ağzımdan çıkan tartışılmaz. Allah'ın kelamı Kur'an'ı tartışırsınız. Kur'an kendisini yoruma açıyor. Yoruma açmak demek kendini, tartışmaya açmak demektir. Ama bunların sözlerini tartışamazsınız. Biz siz tartışabiliriz yani o kadar başka. Burada hocam bir tartışmada şimdi farklı tartışmalar. Bu kalmıyor. Madem tarihe girmişken ben de arada izleyicilerimizde de kopukluk olmasın. İki noktanın altını çizmek istiyorum bakın. Son 11 yıldır Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik ağzına geldiğini söyledi bu iktidar mensupları maalesef. Üzülerek bunu izledik ekranlardan. Hatta bu operasyon öncesinde bile Başbakan bazı güncel siyasetle ilgili konuları gündeme getirdiğinde bu konular ciddi konular arka planına hep Atatürk'ü de gündeme getirdi. Atatürk de şöyle demişti, Atatürk de işte yabancıya toprak satmıştı, Atatürk de Kürdistan demişti tarzı yani Atatürk'ü de işin içine atan yani açıklamalarda bulunuyor. Yani kötülüklere alet etmek için. Aynen. Ama mesela demir yollarından bahsedilirken neyi ördünüz? Neyi ördünüz 10 yılda bir? Oysa ki benim yine rakamlarla ortaya koyduğum gerçek şu ki buyur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ördüğü rakamlara ulaşılmış değil hala. Bu bütün bu koşullarda bütün şimdi bu Atatürk mirasının farkı bir daha. Bir yani o günkü koşullar tabii onların kıyas farkı. Hala ulaşılmış değil. Bakın çok ilginç bir noktanın altını çizmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e ne dendi yıllarca? Diktatör dendi değil mi bu kesimler tarafından? Ve kurban tek parti ya. Dönemi diye alay edildi. Kurban tek parti döneminin ya. İşte diktatöryal bir dönem olduğu anlatıldı değişik dipnotlarla. Kurban fakat ben olsun size bakın yine kitabıma koyduğum, operasyondan çok önce çıktı bu kitaplar bu arada onu söyleyeyim. Oraya koyduğum bazı bilgileri paylaşayım. Bunlar meclis zabıt cirdelerinden alınan bilgiler. El cevap bile operasyondan önce çıktı. Önce çıktı tabii ki onları söyleyelim yani.
Şimdi bakın 1928'de eski denizcilik esas kazanı... bundan sonra yazılacak çok şey var. Var. Oo, şenlik bundan sonra. Bakın 1928'de eski denizcilik bakanı Osmaniye milletvekili İhsan Bey ile Bilecik milletvekili Fikret Bey Londra'daki havuz yapımı ihalesinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle, bakın çok ilginç, Yüce Divan'a sevk edilmişler. Tek parti dönemi, Atatürk dönemi, İnönü dönemi ve dokunulmazlıkları kaldırılmış. Devam ediyorum. Yüce Divan yargılaması sonunda eski Denizcilik Bakanı Osmaniye Milletvekili İhsan Bey'in memuriyet görevini kötüye kullanmak ve ihaleye fesat karıştırmak yoluyla rüşvet yemeğine teşebbüs suçundan 2 yıl ağır hapis cezasına ve 2 yıl memurluk hakkından yoksun bırakılmasına karar verilmiş. Devam ediyorum. Bilecik Milletvekili Fikret Bey'in ise 4 ay hapis cezası ile 100 lira para cezasına çarptırılmasına karar verilmiş. Ve şimdi sıkı durun, bu kişilerin milletvekillikleri düşürülmüş. Şimdi bunu yapıldığı dönem tek parti dönemi. Bu da Mustafa Kemal'in tavrı. Bu da ülke yönetimi. Bu da hukuk tavrı. Evet. Yani devam edelim. Bitmedi hocam. Tek olay değil. Şimdi 3-5 olay vereceğim. Zabıt çevreleri bu tarz örneklerde dolu. Çok örnek var. Şimdi bakın biz bir süre sonra yine benzer bir olay. Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey bu sefer. Ali Cenani Bey hakkında bir meclis soruşturması açılmış. Karma komisyonun yaptığı soruşturma sonunda Ali Cenani Bey'in görevi kötüye kullandığı sonucuna varılmış. Devam ediyorum. Bunun üzerine Ali Cenani Bey'in dokunulmazlığı kaldırılıp Yüce Divan'da yargılanmasına başlanmış. Şimdi son bir örnek anında vereyim. Anında görüntü. Anında. Anında yani görüntü. Mustafa Kemal'in de çok tanıdığı isimler bunlar. Koruma kalkanı altına alabilir. Kimse ya de bir şey diyemez. O günkü iktidarın kendi has adamı. Adamı Ali Cenani Bey Kurtuluş Savaşı. Ama orada gördü mü yamuğu hemen üstüne gidiyor. Bakın ilginç bir olay daha. Bu sefer 1924 yılında, biraz daha önceye gidelim. İmar ve İskan Bakanlığı yapıyor o sırada Refet Bey. Ama hakkında bir gen soru verilmiş meclise. Ve görüşmeler yapılıyor. Bu arada Refet Bey aynı zamanda Meclis Bakanlığı Başkanlığı Vekilliği de yapıyor. Refet dediğin Refet Bey'le mi? Evet. Refet Bey'le. Ha, evet. Şimdi düşünün. Yani Refet Bey'le şimdi. Refet Bey deme. Ha, bir şeyde meclis şimdi, anlaşılsın. Evet. Refet Bey'le. Kurtuluş Savaşı'nın... Ha, o önemli. Başka bir boyutu işin tabii. Mustafa Kemal'in yanındaki adamlardan biriyim. Şimdi Refet Bey'le Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adamlarından biri. Komutan, general. Hocam hakkında gen soru verilebilmiş. Meclis Başkan Vekilliği var bu arada. Ve Refet Bey'le şimdi bir şey daha. Şunu buyurun. Bir dakika, bunu bir anlayalım. Buyurun. Hocam bu konuyu tartışmadan... Bir dakika. Refet Bey'le daha Mustafa Kemal ortada çıkmamış. Çıkmamış. Kim kurtaracak? Memleket işgal edilmiş. İşte... Gelmişler İngilizler, İstanbul'u almışlar cendereleri içine. Meşhur. Ne olacak? Nasıl olacak? Bizi kim kurtaracak? Bunu kim kurtaracak? Herkes diyor teklifini versin. Refet Bey'le de orada. Evet. Biri işte diyor o benimki diyor %30 başarılı olabilir. Öbürü diyor %40, öbürü diyor %50. En son Refet Bey'le çok enteresan. Hocam çok özür dilerim. Reklama gitmemiz lazım. Git de sonra konuşalım. Yani. Evet. Burayı...